onlarla birlikte olduğumuzu hissettirerek tüm bu hususlarda kamuoyu oluşturmak ve kardeşlerimizin bu haklı seslerine ses vermek adına Türk Ocakları olarak her zaman olduğu gibi bugün de burada bu minvalde toplanmış bulunmaktayız. Sayın MES'in mensupları, kıymetli Adanalılar, Çin hükümetince Doğu Türkistan'da yaşayan Türklere gerçekleştiren insanlık dışı uygulamaların, zulümlerin günümüzde artarak devam etmesi mahşeri vicdanda derin yaralar açmaktadır. Emperyal güçler tarafından dünyanın doğusunda Uygur Türkleri üzerinde uygulanmak istenen bu baskı, yıldırma, sindirme ve asimilasyon politikalarının bir benzeri, eğer ses çıkarılmaz, tepki gösterilmez ve dur denmez ise yine aynı güçler tarafından Batı'da ve akabinde tüm dünyadaki Türkler üzerinde gerçekleştirilmek istenecektir. Türk milleti, Doğu Türkistan'da milyonlarca insan suçsuz yere toplama kamplarında tutulmaktadır. Kamp tanıklarının anlattığına göre tutuklular sağlıksız şartlarda ellerinde kelepçe, ayaklarında zincirle yaşamaktadır. Kampta tutuklulara ne olduğu belirsiz ilaç ve iğneler verilmekte. Tırnak çekme, kampçı, elektrik verme gibi işkencelere maruz bırakılmaktadırlar. Çinlilerle zorla evlenmeye zorlanmaktadır. Ailelerinden koparılan bir çocuk toplama kamplarında asimile edilmek istenmekte, Çince konuşmaya, Çin gibi yaşamaya, Çin gibi düşünmeye ve hatta Çinliler gibi beslenmeye zorlanmaktadır. Dini kültür mirasları yok edilmekte, Uygur tarihi, Türk kültürü ile ilgili kitaplar yakılmakta, yasaklanmakta, Türk ve İslami mimari yapılar, tarihi şahsiyetleri, türbeleri, heykelleri sistematik bir şekilde yok edilmektedir. Yapan birinin akrabası olmak, hapis cezası alma nedeni olabilmektedir. Biz sadece Türkiye'de okuduğu için, annesi Uygur Türk'ü ablamız para gönderdiği için şu an Çin toplama kampında esir hayatında işkence ve zulüm altındadır. Sadece Türk olduğu için ve Türkiye'deki kızına para yolladığı için. Bu kabul edilebilir bir şey midir? Sizlere sormak istiyorum. Evet, başta olmak üzere. Evet, burayı okumuştuk. Projesi adı altında her aileye Çinli memur atanmış, aile mahremiyetini çiğneyerek Uygurların evlerinde konaklayan bu Çinliler aile üyelerinin rejime bağlılığını denetlemekte ve Çin hükümetine raporlar sunmaktadır. Sevgili Adanalılar, kıymetli basın mensupları, yüce Türk milleti, sözlerime son verin ve imla kampanyamıza destek veren herkese, Adanalılar Derneğimiz, Azerbaycan Derneğimiz, evet, Adana Kırım Türklerimize sonlandırmak istiyorum. Bugün burada yanımızda bulunan Doğu Türkistanlı Uygur Türk'ü kardeşlerimizin en temel insan hakkı olan ailelerine kavuşabilmelerini, akabinde ise Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk kamuoyunun bu soykırıma kayıtsız kalmaması, Doğu Türkistan'da Uygur Türk'ü kardeşlerimize karşı Çin'in gerçekleştirdiği ve insanlık suçu oluşturan bu politikalara karşı hep birlikte dur denmesini Türklük ve insanlık adına talep ediyoruz. Ve burada bulunan herkese sözlerimi şu an merhaba sevgili Adanalılar. Merhaba yüce Türk milleti. Ben Mirzahmet İlyasoğlu. Biz Doğu Türkistanlılar 2017'den beri Çin 1949'dan beri süregelen zulmünü 2017'den başlayarak soykırım seviyesine ulaştırmıştır. Ve bu şu an dünyada 7 ülke tarafından soykırım olarak ilan edilmiştir. Dünya Af Örgütü'nün resmi rakamına göre 1 milyon Doğu Türkistanlı çocuk kendi ırkından, kültüründen, dininden uzaklaştırılarak birer Çinli olarak yetiştirilmektedir. Ve bu
Yüce Türk milleti tarafından bilinse de bu zulmün tam boyutları nereye kadar olduğunu bilinmemektedir. Ve biz aile yakınlarımız Çin'in toplama kamplarında olan bireyler olarak birinci ağızdan Türk kamuoyuna bunu bildirmek için Doğu Türkistan için Anadolu seferini düzenledik ve bugün Adana'dayız. Ve bizi desteklemek için buraya gelen herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar, değerli basın mensupları, Yüce Türk milleti, biz Uygur Türkleri Çin'in propagandasında söylediği gibi yalan söylemiyoruz. Tam propaganda yapan tam Çin'in kendisidir. O yüzdendir ki biz 8 aydır Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde ailen nerede gibi en basit sorumuza Çin'in dünyadaki ikinci ekonomik gücü olmak isteyen Çin ailen nerede dediğimiz bu soruya cevap vermekten aciz kalıyor. Çünkü aramızdaki bazı kardeşlerimizin yakınları o toplama kamplarında hünharca katledildi. Örnek verecek olursam benim sağ tarafındaki Mehmet Araşı kardeşimizin anne babası 65 yaşında toplama kampında şehit edildi. Yine aynı şekilde çocuğu tam da Adana'da yaşayan bir annemiz 63 yaşında mecburen Doğu Türkistan'a dönmek zorunda kaldı ve havaalanından direkt toplama kampına alınarak 65 yaşında hünharca katledildi. Ve aynı zamanda 83 yaşındaki Kur'an-ı Kerim'i Uygur Türkçesine çeviren Muhammed Salih hocamız da aynı şekilde toplama kampında şehit edildi. Ve gençlerimizden Ankara Üniversitesi'nden mezun olan Ekrem kardeşimiz ve Japonya'da yüksek lisansını tamamlamak üzere Japonya'ya giden kardeşimiz Mihray aynı şekilde toplama kampında hünharca katledildi. Ve bütün bunlar bizim başımıza gelecek mi diye biz korku içindeyiz. Belki gelmiştir de. Ve aynı zamanda daha az önce bahsettiğim gibi bir tane daha arkadaşımız var. Buraya gelemedi. Çünkü çocukları var. Bakmak zorunda olan. Aynı şekilde bir anne. Onun teyzesi Nisan ayında cansız bedeni 65 yaşındaki teyzesinin cansız bedeni ailesine ulaştırdı. İşte bizim aile yakınlarımızın nerede olduğumuzu sorduğumuzda Çin'in cevap vermemesinin sebebi işte bunun altında yatmaktadır. Onun için biz kardeşlerimizin şu an sağ olup olmadığını dahi bilmiyoruz. 21. yüzyılda teknolojinin son derece gelişmiş olan 21. yüzyılda insanlar dünyanın öbür ucuyla bir telefon kadar yakınken biz ailemizin benim kardeşim, eniştem ve benim gibi yüksek lisans için Türkiye'ye gelen 4 tane arkadaşım ve memurluğum tamamlayan yakınların toplama kampında akıbeti belli değil. Çin bunu gizlemek için her türlü propagandaya başvuruyor. Maalesef ve maalesef Türkiye'de büyük gazeteler, büyük televizyon kanalları Doğu Türkistan'daki bu insanlık dramını, bu soykırıma yer vermiyor. O yüzden buradan gerçek haber burada diyen sosyal medya kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. Lütfen gerçekten gerçek haber burada dediğiniz sözde samimiyseniz bu haberlere yer verin ve bizim sesimize ses olun. Eğer siz Türklüğe önem veriyorsanız orada yaşayan Türk milletidir. Eğer siz Müslümanlıktan iddia ediyorsanız orada Sadık Burhan'ın torunları yaşıyor ve özbeyüz Müslümandır. Yani her zaman gündemde tutmak. Çünkü Çin'in soykırımı hiçbir... ...işletme bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda kendisi onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Benim kız kardeşim sadece memleketteki hasta olan anneme bakmak için gitmişti. Maalesef Türkiye'ye tekrar dönemedi. Aldıktan sonra serbest bırakılsa da tekrar bir aydan sonra Türkiye'de okudu, yaşadı diye o toplama kampına bölücülükle suçlanarak tekrar götürülmüş. Bugünden bu yana kendisine ulaşamıyorum. Ben ve kız kardeşim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devletimize, hükümetimize, tüm milletvekillerimize, siyasi partilere, tüm Türkiye halkına sesleniyorum. Benim kız kardeşim Mevlüde Hilal başta olmak üzere o toplama kamplarında 4500 civarında Uygur kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tutulmakta.
Diğer ülkeler, Mısır, Pakistan, Kazakistan, Fransa gibi ülkeler kendi vatandaşlarının hala Çin pasaportu taşıyan Uygur Türk'ü eşlerini nasıl kendi memleketine kurtarıp götürdüyse, Türkiye hükümetinin de devletinin de aynı şekilde Uygur kökenli vatandaşlarına sahip çıkıp kız kardeşim ve tüm toplama kamplardaki vatandaşlarını kurtarıp Türkiye'ye getirmesini talep ediyorum. Ayrıca bir kadın, bir anne, bir abla olarak o toplama kamplarında sistematik tecavüze mazur kalan tüm kadınlar adına, evlatları kucağından koparılan şu anneler adına tüm Türkiye halkını sesleniyorum. Biz Doğu Türkistanlılar insan gibi yaşamak istiyoruz. Şu elimizdeki telefonla annemizin sesini, babamızın sesini, kardeşlerimizin sesini duymak istiyoruz. Sizler gibi onlarla aynı masada oturup yemek yemek istiyoruz. Biz 5 sene oldu. Ailemizdekilerin ne de sesini duyabiliyoruz ne de yüzünü görebiliyoruz. Biz tüm insanlıktan Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin yapmış olduğu bu soykırıma dur demesini istiyoruz. Sizler kendinizin yaşadığı hayatı bizim için de geçerli görün. Şu hayvanlar bir araba bir köpeği bastığında nasıl hassasiyet gösteriyorsa Doğu Türkistanlılar için de herkesin aynı hassasiyeti talep ediyorum. Bizim de insan gibi yaşamaya hakkımız var. Biz bugün Anadolu seferi olarak Doğu Türkistan için yola çıkıp Adana'ya geldik. Tüm Adana halkına birinci ağızdan yaşadıklarımızı anlatmak, Doğu Türkistan'da yaşayan 35 milyon Türk'ün sesi olmak için buraya geldik. Hepinizi biz bugün, yarın ve çarşamba günü bu meydanda olacağız. Hepinizi buraya davet ediyoruz. Bizim imza kampanyamızı destek olun. Dertlerimizi dinleyin. Sadece dertlerimizi dinleyin. İmzayını zaten biz bir tek sizden bunu talep ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Thank you.